Aferin benim canım, maşallah. Ya böyle küçük yaşta tesettürü giren o kadar hoşuma gidiyor ki, aferin benim güzel yüzüme. Zaten özellikle küçük kızların, genç kızların, güzel, körpe genç kızların örtülmesi çok önemlidir dışarıda. Cazibeliyse, çekiciyse ve rahatsız edilme riski varsa örtülmesi hiç açıklaması yok, farzdır. Celabibuhum, cilbapla örtülecek. Çok güzel yapmış benim canım, aferin. Allah her dakika, her saniyesine sevap yazsın. Bir daha. Otobüste ayakta yolculuk yapmayı nasıl görüyorsunuz? Bir delikanlı, bir aklı başında insan, bir kabadayı, hanımlar ayakta gidiyoruz, kendisi oturuyorsa yol boyu aşağılanıyor demektir. Yol boyu aşağılanıyor demektir ama akıl almaz bir aşağılanma. Ancak ayağı kırık çıkıksa falan, bahane, onu söylemesi lazım. Diyecek ya özür dilerim benim, ayağım sakat. Onun için ayakta duramıyorum. Beni affedin, özür dilerim diyecek. Onun dışında kadın ayakta tutmak çok büyük saygısızlıktır. Bak ahlaksızlıktır, namussuzluktur demiyorum. Ama çok büyük saygısızlıktır. Ve çok büyük bir yanlıştır. Sen oturacaksın, hanımlar ayakta gidecek. Olacak iş değil. Mutlaka bunu ayarlamak lazım. Mutlaka yerini vermesi lazım. Yaşı geçkin de olsa fark etmez. 60-70 yaşında bile olsa erkek mutlaka kadına yer vermesi lazım. Kadın ayakta gitmez. Yani onun bereketini görür, güzelliğini görür, kalp huzurunu görür, iyiliğini görür. Bir de dolmuşlarda falan, dolmuş tenhalaştığında, kendi indiğinde sadece o ve işte şoför kalacaksa, ben şoförlere tenzih ederim, hepsine çok saygım, sevgim var ama eğer gözü tutmuyorsa şahsı, çünkü bazen alkollü falan oluyor adam, şoför, ya dönüp dönüp bakıyor kıza, laf atıyor, bir şeyler, yani belli bela geliyorum diyor, hiçbir şekilde arabadan inmez. Kız arabadan inceye kadar, hanım kız, sakının. Her ne pahasına olsa olsun inmesin. Telefonla mesela geç kalıyorsa bildirsin, benim önemli bir işim var desin. Sakının. Çünkü sarhoşun falan şakası olmaz. Evet, dinliyorum.